Selam kanalıma, hoş geldiniz. Şimdi arkadaşlar burada ne var? Bugünkü şeyimizde ne yapacağız? Nokul yapacağız. Bafra nokulu. Şekerle fındığı karıştırdım. Ben üzüm kullanmayacağım çünkü üzümü sevmiyorum. O yüzden kuru üzüm yerine böyle fındıkları biraz büyük bırakarak şekerle birlikte karıştırdım. Şimdi hamurumu da böyle bir yarım saat 45 dakika veya 1 saate yakın bir yoğurma işleminden sonra beklettim. Şöyle de hamurlarım beklemiş halde çok da güzel bana göre. Bakalım çıtırlığı ne olacak. Şimdi ne yapıyorum? Hamurumun malzemelerini söyleyeyim. Videoyu sonradan aklıma geldiği için malzemeleri karıştırırken çekemedim. O yüzden şöyle hamurumun malzemelerini şimdi söylüyorum. Ne koydum? Bir paket margarin koydum. Bir bardak zeytinyağı, bir bardak yoğurt, bir bardak süt. Ondan sonra bir tane yumurta, 4-5 kaşık sirke kadar un koydum. Ondan sonra güzel bir hamur elde ettim. Bir paket toz kurumaya koydum. Biraz karbonat koydum. Ve bu malzemeleri böyle güzel bir hamur elde edene kadar o kadar güzel oldu ki hamur ben çok beğendim. Bakalım çıtırlığı nasıl olacak. Ve başlıyorum. Şöyle hamurumu aldım. Üstüne de. Şimdi bu malzemeyi açtıktan sonra bir katına katıştırdıktan sonra bir katına daha şey yapacağız. Açacağız. Üstüne yerleştireceğiz. Sonra keseceğiz. Tadına da bakacağız. Hamur çok hoşuma gitti. Hamurun şeyi çok güzel bir hamur oluştu. Bunu farklı malzemelerle yapanlar da var. Yoğurt, süt katmadan yapanlar da var. Sadece zeytinyağı. Şöyle. Ya bizde kıvratma deniyor. Kıvratmaya da çok benziyor ama tabii ki kıvratmanın farklı şeyi var. Ne kadar gözüküyor biliyor bilmiyorum şey şu anda. Kıvratmanın tadı da çok güzel oluyor. Aynı bu şekilde oluyor. Şimdi ben bunu yerleştirdim. Tamam. Yerleştirdim fakat şimdi bunu rulo da yapabilirdim ama rulo yapmıyoruz. İki kat yapıyoruz nokulu. O yüzden şimdi düşünüyorum bunu buradan alamayacağıma göre diğer açtığımı şöyle her tarafına iyice yerleştirelim. Bol malzemeli olsun. Üzüm olmadığı için. Yanlış yaptım bir tek. Şimdi malzemeyi aslında bunu hamuru kenara koysaydım da şey yapsaydım daha güzel olacaktı. Gecenin 11.30'undan sonra İnsanın aklına akşamın 10'undan sonra okul gelirse. Bir düşündüm, canım helva istedi. Sonra
Helvadan sonra dedim ki helva mı yapsam yoksa, birdenbire karşıma nokul videosu çıktı. Sonra dedim ki sen nokula giriş, helvayı boş ver. Çok güzel açılıyor ha, hamurun şeyi. Sadece bezeleri acaba küçük mü yaptım ki? Tabii ki açmamız lazım ince gene. Şekli önemli değil zaten. Zaten rulo olacak. Şimdi açtım. Şöyle aldım. İp incecik bir hamur. Şöyle. Yırtılması da önemli değil. Üstüne yerleştirdik. Şimdi böyle dökülenleri de şey yapalım. Alt ince, üst ince. Sonra şuradan başlayalım. Şöyle gözüküyor mu? Hamuru şöyle dökülenleri de koyabiliriz. Zaten arada kalacak. Muhteşem bir hamur. Acaba düşündüm bu hamurla acaba kurabiye tarzı şey de olabilir mi diye. Çünkü şeyi çok hoşuma gitti. Şöyle bir şey elde et. Şöyle. Uzatabilirim, inceltebilirim az hamuru. Şimdi bunu böyle yaptık. Sonra nasıl keselim? Nokulu genellikle böyle dilim dilim satıyorlar. Zaten kilosu da şu anda bir iki ay önce herhalde 400 TL falandı nokulun kilosu. Şu anda kıymayı geçmiş durumda. O da muhtemelen şeker, fındık, ceviz pahalı olduğu için muhtemelen pastanelerde. Ya düşünürsek şurada bak şu malzemeyle düşünürsek yani şu kadarcık bir şey almış olsak 250 lira yapacak. Şu kadarcık şey işte hiçbir maliyeti yok aslında. Bunu da tepsiye yerleştirmem gerekiyor. Şimdi tepsiye yerleştirelim. Aa ben şey yapacaktım. Unuttum. Bir şey yapacaktım. Unuttum. Neyse. Diğerini yaparız. Normalde malzemeyi koymadan önce bir yağlamam gerekiyordu zeytinyağısıyla. Ondan sonra malzemeyi koysaydım daha güzel olurdu. Gerçi içinde bir paket margarin de var ama ve lakin şöyle iki sıramız hazır. Şimdi diğer bezelere geçelim. Şimdi diğer bezelere geçelim. Şu fındık şeylerini almam lazım ki güzel hamurumu alayım. Unlayayım. Unlayayım. Açayım. Şimdi bunu alıyoruz, açıyoruz. İlk de yanlış yaptık. Heyecanla çekim sırasında ne yaptım? Şeyi unuttum. Kenara koymayı unuttum. Şöyle. Şöyle. Açalım.
öncecik açmanın da faydası hamurun kalın kalmaması için. Böyle güzel bir hamur. Hemen açılan, pratik bir hamur. Şimdi bunu kenara koymam lazım ki ikinci hamura geçeyim. İkinci hamuru da böyle açalım. Sonracığıma pişirelim. Şişemi de aldım. Şöyle zeytinyağıyla ilkinde unuttuk ama ikincisinde şöyle bol yağlı gene yağladım. Sonra şöyle fındıklı şekerle karışımımı aldım. Şu an o kadar heyecanla yapıyorum ki uzun zamandır yokul yapmamıştım. Bakalım. Hamurun şeyine şeker kattın mı? Ne kadar şeker kattın? 5-6 kaşık kadar şeker kattım, tuz kattım. Ondan sonra hamura şeker katmıyoruz çünkü içine şeker kattığımız için. Şöyle bol malzemeli. Bunun da püf noktası zaten nokulun içindeki malzemesi. Acayip şahane gözüküyor. Şöyle. İncene her tarafına yayalım. Şöyle biz bir kat daha koyacağım. Katmalara da doyamadım. Doyamadım. Şöyle diğer masaya dökülen malzemeyi de alayım. Ziyanlık yapmayalım. Sonra üstünü kapayalım. Zaten önemli değil şekli. Önemli olan inceliği bence. İnce olması. Kıyır kıyır olması. Daha ne olsun? Üstüne de yumurta sarısı süreceğiz. Şöyle. Aa pardon. Bir kat daha. Buraya da koyulacak. Bir kat daha. Evet. İlk biraz şey oldu. Acemi gibi oldu. İkinci katı da koyuluyordu. Neyse. O da daha hafif olmuş olur. Şöyle. Kaç bezem daha var? Aşağı yukarı kaç beze çıkarttım? 12 tane beze çıkarttım herhalde. Bu malzemeyle. Şöyle. Kattım. Tamam, şimdi kapatıyorum. Şöyle uzatarak hamur da sanki böyle şey hamuru gibi. Dökülen malzemeleri de bir yandan koymaya çalışıyorum. Niye böyle oldu diye soran olursa malzemenin çokluğundan mı diyelim? Şimdi böyle hamuru çektikçe de uzuyor. Öyle de bir hamur. Nasıl çarşaf böreğini uzatıyoruz. Çarşaf böreği derken. Çarşaf böreği de harika. Ama yapmaya. Onu yapmak için iki insan lazım. Ya ben şöyle yaptım. Göstereyim ben. Şöyle. Daha küçük küçük de olabilir. Daha büyük büyük de olabilir. Bence biraz daha kalın kalın yapmakta fayda var. İnce ince değil de. Şöyle. Yerleştirelim. Şimdi alırken sorun. Niye? Çünkü malzeme çok oldu. Şöyle. Nokulumuzu. Şimdi fırını açmam lazım. Bu tepsi 4 tane bezeden oluşan
şeyle doldu. Bence fırını açmam lazım. Diğer dezeleri de yaparken. Yumurta sarısını da süreceğiz. Ondan sonra pişmeye bırakacağız. Şuradan da düşen malzemeleri şuraya alalım. Şimdi görünen böyle. Pratik hemen. Nokul deyip yorulmadan şipşak. Ve şimdi fırına sürülecek nokullar hazır. Yumurtanın sarısına zeytinyağı, birazcık zeytinyağı kattım. Ve 180 dereceye ayarlıyoruz. Yarım saat. Böyle. Şimdi şu kata mı sürsek? Evet. Şu alt kata sürüyoruz. Yarım saate ayarlıyoruz. Sonra 180 dereceye indiriyoruz. Alt üst yapıyoruz. Ve fırında pişmeye bırakıyoruz. Ve şimdi şöyle de göstereyim. Yarım saati ben bitirdim. 10 dakika daha ekledim. Biraz daha alttan pişti aslında. Bir 10 dakika daha şöyle bir pişsin istiyorum. Ondan sonra alacağım. Burada kaç tane bezem var demiştim. Şurada da diğerleri. 2 tepsi, bir de şu kadarcık çıkmış oldu. Yani. Ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğenmeyi unutmayın. Yorum yapmayı unutmayın. Nokullarımız da böyle. Bu da nokulumuzun son bitmiş hali. Şurada göstereyim. İçinin dokusunun nasıl olduğunu. Şu an sıcak olduğu için o şeylik yok. Ama muhteşem bir hamur. Kesinlikle bu hamurun tarifi gerçekten güzel. Tadı da muhteşem oldu. Tavsiye ederim. Kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı, beğenmeyi unutmayın. Tavsiye etmeyi de unutmayın. İzlediyseniz teşekkürler.